Şimdi kaleci bir babanın çocuğunun da futbolda kaleci olmasını isteyen bir hikayesini izleyeceğiz. Bu hikayeyi izlerken bugün burada konumuz var. Trabzonspor'un da kalecisi Muhammed Taha var. Kendisi bugün burada. Hoş geldin. Nasılsın? Taha'ya bir alkış alalım. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Sağ olasın. Keyfin yerinde. Şimdi izleyeceğiz ki tesadüf oldu ya. Sen bugün bizi izlemeye geldin. Gerçekten babası kaleci olan bir adamın çocuğunu kaleci yapma hikayesi var. Senin bu kaleci olma hikayende var mı böyle babadan gelme bir durum? Babada futboldan dolayı var ama kalecilikten yok. Kalecilik benim seçimimdi. Aslında babam çok istemezdi kaleci olmamı ama. Neden? Ne istiyordu o? O daha çok işte forvet. Hani, forvet. Oğlum gol atsın daha çok göz önünde olsun ister. Her baba gibi. Ben kaleciliği daha çok sevmiştim. Peki hiç böyle bir açıklama zamanı oldu mu yani? Baba ben kaleci olacağım, onu daha çok sevdim. Tabii ki, tabii ki. Biz çok tartıştık babamla zaten. Ben kaleci oldum diye bana futbolu bıraktırdı. Bir o dönem. Kadar. Futboldan uzak kaldım. Şu an kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Yani Trabzonspor'un şu an aslında 21 yaşında ikinci kalecisi, evet. Değil mi? İnşallah önün açık olsun. İnşallah milli takımda izleyelim seni. İnşallah. İnşallah çok güzel yerlere gel çünkü... Çok teşekkür ederim. Böyle genç yetenekli adamlara ihtiyacımız var. Peki sen ileride çocuğun olduğunda kaleci olmasını ister misin? Yani baban istemiyormuş ama sen ister misin? Bilmiyorum, şu an tam onun için bir şey söylemedim. Zor mu kaleciliğin psikolojisi? Yani kurtarıyorsun. Bir tane dandik bir hata yapıyorsun, ondan sonra bütün fatura sana kesiliyor. Zor bir şey kalecilik gerçekten. Psikolojik, yani psikolojik açısından çok zor. Hmm. O yüzden istemeyebilirim belki ileride. Yoksa çok eğlenceli, çok güzel bir şey kalecilik bence. Çok böyle unutamadığın bir maçta bir kurtarış, bir an var mı? Var tabii ki. Daha 1,5 ay önce ilk profesyonel maçında, Galatasaray maçında kurtardığım bir pozisyon var, unutamadığım. He, pozisyonu hatırlıyor muyuz? Mertens'in pozisyonu. Evet. Ya helal olsun ya. Baksana ya, 21 yaşında Galatasaray'la oynuyorsun. Mertens'le kurtarış. İnşallah önün açık olsun. Buraya bugün bizi izlemeye geldiği için de çok mutlu olduk. Hoş geldin. Önün açık olsun. Bakalım şimdi izleyeceğin hikayede kendinden bir şeyler bulacak mısın? Ben de merak ediyorum. Tuttun, kendine geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Hızlı düşün. Ya baba ne yapıyorsun ya? Yok ya. Yok. Efecan, hava toplarına hakim değilsin. Çalışman lazım. Ya baba ne hava topu ya? Kız açacak atacağım ve senin yüzüne Hollanda bayrağı attım. Ulan Hollanda'ya bir transfer olsam var ya. Paraya para demeyiz ha. Ya baba ben futbolcu falan olmayacağım ya. Doktor olacağım. Ulan doktor ol. Hobi olarak yeni ol. Hobi olarak... Ya baba her lafın ters köşe yemin ediyorum ya. Ters köşe güzel. Böyle biraz kaleci terimleriyle konuşun. Kaleci terim. Hadi gel hava toprağına çalışalım hadi. Havamda değilim baba. Tamam penaltı çalışalım. Keyfim yok. Şey yapalım o zaman. Hakeme itiraz eden futbolcu çalışalım hadi. Hocam vallahi ben yapalım hocam. Hocam vallahi gördünüz hocam. Ben yapalım. Ben yapalım hocam. Ben yapalım hocam. Ya baba ne yapıyorsun ya? Beceriksizsin, beceriksiz. Ya genlerinde yok demek ki Allah Allah. Ne demek genlerinde yok ya? Ne demek genlerinde yok ya? Kaleci Fehmi'nin oğlunun nasıl genlerinde kalecilik olmaz ya? Bizim dede mesleği lan bu. Dedem karpuzcuydu baba. Tamam ulan. O sayede ben de kaleci oldum işte. Ha? Bak yarın çok önemli, büyük bir maçım var. Ya baba ben liseye gidiyorum. Lise turnuvası var alt tarafı ya. Küçümseme lan. Küçümseme oğlum. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Nerede keşfedileceğim belli olmaz. Ben sana keşfedilme hikayemi anlatmış mıydım? Bin kere. Bir kere de anlatayım. Oturur musun lütfen? Lütfen oturur musun? Yıllar yıllar önceydi. Aile şirketimizdeyiz. O gün... Çeleğin rüyası karpuzculuk nedir ya? Oğlum sus da dinle ya Allah Allah. Baba bu saçlar ne Allah'ını seversen? O zamanlar modaydı oğlum, ne var? Fehmi ne yapıyorsun oğlum? Isınıyorum baba. Karpuzu indirmek için. Evet, ısınmadan karpuzu indiremiyorum baba. Allah'ım yarabbim, vallahi ben en sonunda senin karpuzunu yer vereceğim ha. Ya ne dedim ki baba, niye hemen şey yapıyorsun ya? Şşş! Tamam, tamam, küsme hadi şey yapalım. Gel sana iyi karpuz nasıl seçilir onu öğreteyim. İstemiyorum.
Tamam hadi gel, karpuz kollu elbise yapalım hadi. Yok istemiyorum. Tamam hadi, şşş, eşeğin aklına karpuz kabuğu sokalım. Ya niye her şey karpuzla alakalı? Ben kaleci olmak istiyorum. Allah'ım yarabbim, gene başladı aynı mevzuya. Oğlum bak, anlıyorum, baba mesleğini sevmiyorsun da... başka meslek mi yok ya yapacak? Ne bileyim, git hakim ol. Topa hakim olsam? Yahu ne alaka? Ben sana diyorum ki, oku, oku. Hayatta karşına çıkan fırsatları ıskalama diyorum sana ya. Kornerde boşa çıkan Fevzi gibi mi? Ya hamle be lan. Yavrum bak, bu hayat kısa. Anladın mı? Akarken doldurman gerekiyor. 8-0'daki kova yaşar gibi mi? Yahu ben ne yapacağım seninle? Ben ne yapacağım seninle ya? Her şeyi, her şeyi galeciliğe çekiyorsun ya. Sen her şeyi karpuzculuğa çekiyorsun. Ben bir şey diyor muyum? Bak, karpuz son... geliyor İsmail abi. Yanaş iyice yanaş. Gelsin. Bu konuyu konuşacağız seninle sonra. Gel yanaş. Tamam. Bu ne lan? Işık gözümü alıyor. Rüştü gibi yaptım işte. Ulan Rüştü karpuzu mu yakalıyor? Lan gönder. Tut. Çık, çık. Oğlum. Şşş. Ne yapıyorsun? Lan bunlar sadece yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler ya. Koş şunu şuraya. Tamam baba. Hayret bir şey ya. Gönder. Ben de. Oğlum kalksana yerinden. İş güç yapıyoruz burada. Kalk. Bak geç şuraya koy. Bak hala zaman geçirdim. Fehmi bak çıkaracağım şimdi kartı ha. Tamam hoca tamam. Sokuyorum topu. Tafarel. Lan. Ne yapıyorsun oğlum ya? Karpuzu uzaklaştırıyorum baba. Allah'ım ya Rabbim ya. Mundar ettin ya. Merhaba genç adam. Ben Gondikçi Spor Genç Yetenek Avcısı Harun Bulur. Çocuğunuzu izledim. Acayip yetenekli bir çocuk. Yarın gel Gondikçi Spor'da başla. Transfer oluyorum baba, transfer oluyorum. Yaşasın, hayır, transfer abi, oluyorum. Hayır, hayır, sen okuyacaksın. Abi, sen okuyacaksın. Menajer, şunu da bir alalım. Yani, koskoca menajer. Hadi. Hadi. İlk takımın adı Gondikçi Spor muydu baba? İlk takımımın yeri bende bir başka. Gondikçi. Baba ne anlatıyor sabahtan beri? Gözünü seveyim ya. Ya sana anlatmak istediğim şu. Her zaman, her yerde keşfedilebilirsin. Anlıyor musun? He? Bunu anlıyor musun? Ben keşfedilmek istemiyorum. Buna hazır değilim baba. Hazır mısın buna? Değilim. O zaman hızlı düşün. Aa! Ya ne yapıyorsun ya? Hayvan gibi bir şey yapıyorsun ya. Yine mi kalecilik nefesi? Bıktım senin hızlı düşününden ya. Ya annem bile bıktı senin bu kalecilik sevdandan ha. Yok öyle bir şey yok. Annem beni böyle bu şekilde sevdi. Annem beni böyle bu şekilde sevmişmiş. Sen bana doğum günümde kaleci eldiveni aldın ya. Ne var? Kullanıyorsun işte. Kalecilik mi yapıyorum ben? Fırın eldiveni olarak kullanıyorum herhalde. Allah Allah sen ne istiyorsun ya benim kaleciliğimden? Ya düğünümde bile çiçeği sen tuttun bir adam. Bırak artık şu sevdayı. O sayede evlenmiş olduk. Ne var yani? Abi bizi oyalıyorsun ha. Penaltı çalışmamız lazım. Penaltı çalışmamız lazım. Oğlum geç kaleye geç. Ya baba istemiyorum. Dost nerede geç kaleye? Lan kaleye geç, kaleye. Kaleye geç. Ya bana şu anda zorla futbolcu yaldırmaya çalışıyorlar ya insanlar. Senin bana ders çalış, hayvan herif falan demen gerekmiyor mu? Oğlum çalışırsın, onları da çalışırsın ya. Ya bana bakın, her yeri yeni süpürdüm. Lütfen toz kaldırmayın. Ya anne yeni süpürdüysen nasıl toz kalkacak? Gözünü seveyim. Acaba geliyor ya. Şu bak, şu bak. Bak şu bak. Geliyor, harekete. Harekete geç. Harekete geç. Ne yapıyorsun? Azıcık yavaş vur, gözünü seveyim. Oğlum Cristiano Ronaldo da öyle diyecek senin karşına geçtiği zaman. Ona da mı öyle diyeceksin? Cristiano yavaş vur diyeceksin, he? Ya ben beceremiyorum demek. Yok benim için. Ne demek beceremiyorum lan? Beceremiyorum diye bir şey yok oğlum. Allah Allah. Bak ben sana şey anamı anlatayım mı? Yıllar yıllar önce çok önemli bir maç oynuyoruz. Skor 0-0. Dakika 90. Bak her an gol yiyebiliriz. Karşı takım deli gibi geliyor. Fakat ben o sırada ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? O topları hepsini izle. Fehmi! Fehmi oğlum Fehmi! Ya anne dikkatimi dağıtmasana! Ama oğlum şunları bir giymedin ya hadi! Anne onlar kaleci eldiveni bile değil ya! Ama okunmuş eldiven bak bunları giyersen bütün topları tutacaksın haydi! Anne zaten hiç yemedim 10 tane tuttum ya! Yeğenim bir tane yeseneydi be! Ne diyorsun be? Ya bahis oynadım da ondan diyorum bir tane yerse 50 milyon alacağım. 50 milyon mu? He.
Bileydim ben de oynardım. Ya baba sen zaten karşı takımın formasını giymişsin ya. Benimki tamamen duygusal. Ben hala seni bırakmanı istiyorum. Allah'ım yarabbim ya. Ya bir susar mısınız? Çocuk ofsayta düşecek şimdi. Ya saniye sen futbol bilmiyor olabilir misin acaba ya? Ve atak gelişiyor. Gondikçi Spor ceza sahasına uzun bir top. Kesin atacakmış gibi hırslı bir şekilde ilerliyor. Marek Camcik. Marek Camcik geçti. Bu gol atarsa Gondikçi Spor küme düşecek. Penaltı. Ya insanlar bir penaltı yapar mı ya? Oğlum ana yüreği ama. Sana asist yapacaktı bu. Ya anne ne diyorsun ya? Böyle iş mi olur ya? Of bacağım sakatlandı ya. Çok fena, çok fena ağrıyor. Sakatlık var. Sağlık ekibi sahaya giriyor. İyi oldu. Müdahale ediyorlar. Ettiler. Aa, iyileştim, hiç şey kalmadı. Hadi, hadi, hadi. Şimdi topun başında Marek Camcik. Şimdi Marek Camcik, kalede küçük bir emeği. Dikkatli, Camcik gerildi. Hadi Camcik. Camcik baktı. Şimdi yandı. Camcik. Hadi bak. Hala bakıyor. Ya baba, niye nazar tutuyorsun gözüme? Vallahi ben gözüm kapalı karpuz tutardım. Tamam, gün. Madem o kadar iyisin, hadi bunu da tut o zaman. Camcik topun gerisinde. Lan Camcik. Heyecan noktası, düdük çaldı. Camcik geldi. Vurdu, kaleci çıkardı. Ya nasıl olur ya? Sağ tarafa vurdum, ortaya gitti ya. Kol bozuk herhalde, koçum. Yürü. Yes be, yes be. Maç bitiyor. Gondikçi Spor bu kritik kurtarışla ligde kalıyor. Merhabalar genç adam. Ben Vefa Spor Genç Yetenek Avcısı Harun Bulur. Sen bizim kulübün avcısı değil miydin ya? Ulan senin kariyerin ilerledi de bizimki duracak mıydı? Tamam. Yarın gel Vefa Spor'da başla. 300 milyon lira. Kabul olur. Heh, aferin geç. Allah. Transfer oluyorum be. Oğlum sen okuyacaksın. Hayır. Allah'ım şükürler olsun. Oğlum çok büyük bir takıma korner oluyor. Ne diyorsun ya? Ne korneri ya? Ne ya? Aşkına saniye. Hadi yürü Allah aşkına ya. Hadi Allah'ım. Korkmayan vardı. Ay Fehmi. Ay annen o zamanlarda bomboş bir çağırmış. Ya sen ne? Allah Allah. Gördün değil mi? Nasıl panter gibiyim ama gördün değil mi? Hala öyle. Pantermiş. Derenin panteri biz niye hiç görmedik? Kardeşim konumuz o değil ya. Konumuz şu. Bir top kurtar, hayatını kurtulsun. Sen de kurtar, senin de kurtulsun oğlum. Ya baba madem bu kadar başarılıydın, niye sonra yine karpuzcu oldun? Elim bir sakatlık. Elim sakatlık mı? Evet, elim sakatlandı. Nasıl ya? Hiç bunu anlatmadın. Hayret ya. Bana anlatsana şunu. Yok yok, anlatmayayım ya. Boş ver. Dur dur, ben anlatayım. Anlatma, vallahi tüylerim diken diken ol, anlatma. Hayır, vallahi anlatacağım. Babam birinci lige kadar yükselmişti. Şan, şöhret, para. Baba lütfen bile de aşk olsun o dönemlerde. Bizim bahis yattı ama bir koyduk ne aldığımız belli değil ha. Vallahi eyvallah dayı. Bir felekten bir gece çalmayalım mı ya? Çalalım lan. Yarın akşam zaten maç ya. Ayılırız o zamana kadar, ayılırız. Ya hep kurtar kurtar nereye kadar? Biraz da biz gol atalım. Haydi sen bunları nereden biliyorsun? Dayın anlattı. Bir de menajerim olacak rahmetli. Olmuştu yani. Rahmet istedi ya. Hadi hadi, ölmüşlerin uğuna değsin. Dayı bir şey içmiyoruz ki. Onu da öldürdüler zaten, boş ver. Dayı biraz fazla hızlı mı gidiyorsun acaba? Ne oldu, ofsayta mı düşerim? Ya dayı ya, ne adamsın ya. Adamım ya. Evet abi, hoş geldiniz. Abi sen Vefa Spor'un menajeri değil miydin ya? Vefa, benim için sadece bir semt adı. Eyvallah. Abiciğim evet. Sen donat burayı ya. Masayı donat ya. Değil mi? Bir böyle canlı müzik, dansöz, mansöz falan bir şeyler işte ya. Yarın akşama maç var ya. Hadi koçum. Ben de. Eyvallah. Hadi. Bulursun sen. Bulursun. Oh be. Bir şey diyeceğim ya. Yarın akşam sen kaç yersin mesela? Dayı yine mi bahis oynadın ya? Yok oğlum, meraktan yani. Meraktan yani. Şeyden değil. Ya, kafa dağıtalım diye geldik ya. Hadi müzik kızlar, hadi bir şeyler ya. Ya. Bu. Hadi hadi. Oğlum mahalleye tutulmaz para. Para. Aynen para mara. Yapıştır. Takamıyorum ben ama. At! At! Yılan Selma der.
derler bana. Hadi eyvallah. Ne oldu lan? Bileğim döndü dayı. Ah be. Vay be. Yani yarın oynayamayacaksın sen. Evet. O zaman sizin yedek kaleci Muhammed Taha geçer kaleye. O da gol yemez. Ben alt oynayayım en iyisi. Aa, oyna dayı, oyna ya. Allah kahretmesin ya. Ya ne yapacağız böyle? Ben sakatlandım ya. İşte babam pavyonda elini sakatlayınca bunu takımdan aldılar. Bitiş o bitiş. Bu ne saçma hikaye ya? Baba sen şimdi dansöze para taktığın için mi futbolculuğu bıraktın? Yok, takamadım diye işte yani. Takabilseydim olmayacaktı işte. Kısmet, kısmet oğlum. Olmadı, olmadı. E tamam işte. Bunlardan örnek vermen lazım. Sen niye ısrar ediyorsun ki kaleci ol diye? Oğlum ben kötü bir örneğim. Ben kötü bir örneğim. Ama sen iyi bir futbolcu olursan hayatın düzelebilir, kariyerin bambaşka olabilir. Ya iyi, tamam iyi tamam. Ver şu eldiveni, nerede ben gideyim keki alayım ya. Ya ben ne anlatıyorum, sen ne anlatıyorsun? Al, of! Ver ya, başka bir amaç için kullanamıyoruz zaten. Bunu hiç kullanamıyoruz. Ya baba, tamam sen bir hayal kurmuşsun. Bunu gerçekleştirmek istemişsin ama yani benim de hayalim var. Ben de doktor olmak istiyorum. Hem görüyorsun işte futbolculukta sakatlık riski çok fazla yani. Oğlum doktorlukta daha yüksek. Her gün görüyoruz ne sakatlanıyorlar, şey oluyorlar. Ya tamam da yani. Tamam ya. Bak, şuraya bak. Koskoca Fehmi'nin oğluna bir kaleci eldiveni giydiremedik yani. Ya ben de doktor eldiveni giyeceğim işte. Meslektaş sayılırız, ortak nokta. İyi tamam. Doktor olmak istiyorsan doktor ol. Tek hazır. Ah! Biliyordum. Senin de panter olduğunu biliyordum. Baba, senin bu yeteneğin var. Baba vallahi nimet yere düşmesin diye. Hayır, kaleci olamazsın. Hayır, kaleci olamazsın. Güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Neden olmadı Kıvanç? Zile niye gitmedi sence bu skeç? Çünkü gerçek bir kalecinin karşısında oynayınca herkes gerildi. Gibi gerildiniz. Yani o... annesinden çocuğuna kadar yani. O yüzden bence sebebi... Ya biraz şey tabii, partlar bazen böyle... Bir futbol skeci oyunda bir risk var bence. Yani hem empatisini şey yapmak için zorlanıyorsun. Bir de kaleci olunca biraz daha böyle bir şey oldu. Bir de partlar... Üç ayrı skeç daha gerekiyor. Partların ilki böyle tam çalışmadı. Oradan sonra biraz yokuş aşağı gitti gibi oldu. Hacı da geldi. Vefa benim için semt adı. O şakayı satamadın. Evet. Bazen olmaz. Ama onu kurtarmak için eğildi. Bazen olmaz. Bazen olmaz mı? Güzel. Olmaz. Yok. O sen ne diyorsun? Olmadığında da konuşmak lazım sence. Evet. Bir de sen olmayan şeyi kenardan izledin. Mesela o nasıl bir histi? Arkadaşların orada çabalıyor, olmuyor. O çok eğlenceli ya. Herkes aynı. Çok sağ ol. Ama bir soru bana geldi, kurtarayım yok mu mesela? Kurtardım keki. Keki kurtardım. Bugünlük nazarlık olsun ama güzel bir çabaydı. Zil olmadı ama güzel hareket oldu. Çok güzel hareketler, çok güzel bir şekilde devam ediyor alkışlarımız.